Normal mi? Ya normal olur mu? Buralarda yani... Baştan sona bir skandal bence. Bir skandalları konuşalım. Nerelerde baştan neler sona var? Bir skandal. Yani şimdi o görüntü o kadar çarpıcı ki. Yani şu görüntüye bakın. Evet. Evet. Burada bir dondurun arkadaşım, görelim. Böyle bir hadise yaşanıyor. Bir de o fotoğraf karesi vardı. Yani devrildikten sonra o şey fotoğrafı vardı ya. Yani şu emniyet şeridinde olmadığını gösteren fotoğraf karesi. Evet, aslında bir güvenlik cebi gibi düşünülebilir orası. O bölüm. Hafif bir şey var orada, bir girinti var içeriye doğru. Bir sonraki o... O fotoğraf karesine bir gelir misiniz? Şey, birazcık akın, bir iki saniye. Kazadan hemen sonra çekilen. Bir fotoğraf karesinde o cep... Yunus Emre Göçer'in yerde olduğu görüntü. Evet. Biraz daha geçelim, orada donduralım o şey karesinde. Şimdi gelince o, donduracaklar. Yani baştan sona dediğim gibi bir skandal bu. Yani yargısal bir skandal her şeyden önce. Yani yine bir yargı faciasıyla diyeyim, bir uygulamasıyla karşı karşıya olduğumuz bir şey bu, görüntüler bu. Bakın, hadise nasıl oluyor? Şimdi 30 Kasım, olay günü, 30 Kasım şu tarih, saat işte 14 civarı sanıyorum. Böyle bir hadise vuku buluyor. Ve işte bir trafik kazası bildiriliyor. Olay yerine polis intikal ediyor haliyle ve... İlk incelemeyi yaptıktan sonra bir olay tespit tutanağı düzenleniyor. Burada efendim şeyin Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun anlatımı üzerinden bir tutanak tutuluyor. Diyor ki ben diyor gidiyorum diyor. Efendim diyor motosikletli diyor birdenbire diyor işte direksiyonu kırdı diyor. Önüme diyor doğru geçti diyor. O anda diyor fren yaptım vesaire ama... Duramadım. O anda diyor kaskı da yoktu. Hadise tamamen ondan kaynaklanan benim susuz olduğum bütün kusurun şeyde Yunus Emre Göçer'de oldu yani motor sürücüsünde olduğu bir hadisedir diye anlatıyor. Bu arada Yunus Emre Göçer ambulansla hastaneye kaldırılmış. Kendisi yoğun bakımda, şeyi kapalı, bilinci kapalı. Şeyde karakola götürülüyor. Cumhurbaşkanının oğlu. Tabii hadiseden önce bir takım telefon görüşmeleri yapılıyor. Görüntülerde de var. Evet. Kim birileriyle irtibat mı kuruluyor vesaire o tarafı ayrı bir hikaye. Ama şimdi karakola götürüldükten sonra olay bu. Bakın şu görüntü saat 5.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi kameralarından elde edilerek polise veriliyor. Olaydan yaklaşık 2-2,5 saat sonra bu görüntüler dosyaya giriyor. 2,5 saat? Evet. 5.30'da 5.27 yanılmıyor. Çok hızlı geliyor aslında. Evet. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu için bu görüntüler. Yani, peki o sırada bırakılmış mı şey Cumhurbaşkanı'nın oğlu? Hayır. Daha bırakılmamış. İşte ifadesi alınıyor. Ha görüntü gelmiş. Evet. İzliyorlar. Bu evet. Görüntüleri gördükleri... Şu görüntü görülüyor. Şu failin yani Somali Cumhurbaşkanı'nın ifadesinin oğlu, yalan olduğu ortaya çıkıyor. İfadesinin ve o ifade üzerine tutulan olay yeri tespit tutanağının birebir onun ifadesiyle örtüşen bu tutanağın yalan olduğu, gerçeğe uymadığı, şu görüntülerle apaçık ortaya çıkıyor. Ya bunu en aptal olan yani... Birisine bile göster, yani akıldan zayi birisine bile gösterseniz şu görüntüyü motosiklet sürücüsü Makdül'de yani Yunus Emre Göçer adlı emekçide hiçbir kusur olmadığını görüyor. Buradan görülüyor zaten. Bakın yolunda o güvenlik cebi gibi bir cebe giriyor kendisi yavaşlıyor oraya çekiyor motosikletini. Üstelik kaskı var çünkü çarpmadan sonra kask kafasından fırlayıp gidiyor. Orada neredeyse yavaşlayıp emniyetli bir yere aracını çekmişken hiçbir şekilde sağa sola hareket etmeyip dosdoğru aşırı bir hızla ilerleyen bu fail motora çarpıyor, arkadan çarpıyor ve bu görüntü açık ve net bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Ne zaman? Fren de yok. Fren olmadığı da anlaşılıyor. Çünkü diğer arabalar geçerken o arabada bir yavaşlama yok. Cinayet gibi bakın cinayet gibi dosdoğru üzerine arkadan gelerek
vurma eylemini gerçekleştirip hatta işte bir uzun bir sürede sürüklenmesine yol açıyor. Zaten orada iradesi kapanıp kendisi yani yaralı bir halde hastaneye sevk ediliyor. Polisler bir taraftan hastaneye gidip bu kişinin yoğun bakımda olduğunu yani yaralanan şahsın Yunus Emre Göçer'in yoğun bakıma alındığını, entübe edildiğini neredeyse iradesinin kapalı olduğunu da tespit ediyorlar. Aynı anda bu zatın ifadesi alınıyor, o yalan ifadeye devam ediyor ve bu görüntü onun aksini ortaya koyduğu halde herhangi bir işlem yapılmadan savcıya hem bu iddiaya göre hem bu görüntüler gönderiliyor hem de ifade hakkında bilgi veriliyor, ifadesi gönderiliyor ve savcının tamam taksirle yaralamadır. İfadesini aldıysanız serbest bırakın. Talimatıyla serbest bırakılıyor. Bakın bu bir rezalettir. Şu görüntü eğer ellerinde olmasa, şu görüntü görülmese sadece failin ifadesiyle olay anlaşılmaya çalışılsa, velev ki onun ifadesiyle bir olay tespit tutanağı tutulmuş olsa, o tutanak gerçeğe uygun olmasa dahi, yine şüpheli kalırsınız, bir kusur atfedemeyebilirsiniz. Yani gerçeğin nasıl olduğuna ilişkin henüz bir bilgi toplanmamış, tanıklar dinlenmemiş vesaire diyebilirsiniz. Ama çok sübut bir delil var. Çok net, somut. Şu görüntüler. Kazadan 2,5 saat sonra da polisin elinde. Evet. Ayın bu ne zaman oluyor? Olay anında oluyor. Olay anında oluyor. Yani 30'u akşamı 5.30'da bu görüntüler polise teslim edilmiş oluyor. Durumda. Bundan sonra serbest bırakılıyor. İşte bu noktada bir rezalet söz konusu. Şu görüntüye rağmen bu kişiyi serbest bırakıyorsanız burada türlü şüphelerin doğmasına haklı bir gerekçe yaratıyorsunuz. Ertesi gün ne oluyor? Ayın biri ertesi gün bu şahsiyet, bu kişi elini kolunu sallaya sallaya ülkeyi terk ediyor, kaçıp gidiyor. Aradan 6 gün geçtikten sonra, 7 gün geçtikten sonra işte maalesef yaşamını yitiriyor. Yunus Emre Göçer yaşamını yitiriyor. Yaşamını yitirdikten sonra bu görüntüler üzerinden de tekrar bir raporlar alınıyor. Olayın tamamen aksi olduğu, yani çarpan bu kişinin asli kusurlu olduğu, ölen şahısta hiçbir kusur bulunmadığı ortaya çıkınca adet yerini bulsun kabilinden Zülfiyar'ı kurtarmak adına bir yakalama kararı çıkartılıyor. Somali Cumhurbaşkanı'nın 6 gün önce sayenizde elini kolunu sallaya sallaya bu ülkeyi terk edip gitmesinden sonra. Bu bir rezalet değil de nedir? Bu ülkeye getirdiğiniz yer burası. Bakın buna bakarak bu nedir biliyor musunuz? Tam da bu ülkenin hukukunu, tam da bu ülkenin adaletini Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu fail üzerinden bir Afrika ülkesine çevirmiş olmanız demektir. Afrika'nın en geri hukuk devlet yani hukuk uygulamalarında, en geri demokrasilerinde, en geri ülkelerinde yürürlükte olan, yürüyen bir sistem bu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir düzen olabilir mi? Ondan sonra Adalet Bakanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yani olayı tahkik eden savcılıklar diyor ki efendim sonuna kadar takipçisi olacağız, yakalama kararı çıkarttırdık. Bunun iadesi için, şunun için, bunun için uluslararası bütün çabaları göstereceğiz, bilmem ne yapacağız falan her zaman duyduğumuz o yüksek yüksek laflar. O da Dubai'ye gitmiş zaten. Nereye giderse gitsin, nasıl geri alacaksınız bir anlatır mısınız bana? Adalet Bakanı. Başsavcılıklar, Cumhuriyet Başsavcılığı bir anlatır mısınız? Taksirle işlenmiş bir suçtan dolayı bu kişiyi nasıl geri alacaksınız? Interpol üzerinden mi? Kırmızı bülten mi çıkartacaksınız? Böyle bir uygulama yok. Taksirli suçlarda Interpol devreye girmez. Sizin Somali ile iade anlaşmanız var mı? Suçların iadesi anlaşmanız var mı? Nasıl alacaksınız? Şimdi bize propaganda yapıyor. Yani yine bize
Efendim masal anlatıyorlar. İşte 21 gün sonra unuturlar. Şunu yapacağız. 21 gün sonra unuturlar. 21 günlük hafızamıza, toplumsal ortak hafızamıza güveniyorlar. Oraya gidiyorlar. Adalet Bakanı ne diyor? Ya Adalet Bakanı, bu ülkede böyle bir cinayet gibi bir kaza söz konusu. Bu ülkenin zavallı gariban bir emekçisi, iki çocuk babası, birisi özel eğitime muhtaç, bir çocuğu olan bir kişi böyle hunharca, böyle göz göre göre ölümüne sebebiyet verilecek. O kişi